Her insan Allah'a dost olabilir mi? Her insan için dostluk kapısı açık. Ama irşat o ayrı bir seçilmişlik. Fakat her insan için Allah'a dost olma kapısı açık. Niye? Çünkü Allahu Teala müminler olan ilişkisinde kendisini öyle takdim ediyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin dostudur. Allahu Teala diyor ki ben senin dostum diyor. Sen de benim dostum musun? Yani soru bu. Allah bize kendini bizim dostumuz olarak takdim ediyor. Peki o bize dostumuz olarak bakıyor. Biz onun dostu muyuz? Dostluk ne? Dostluk sıfat birliğidir. Dostluk bakış açısının beraber olmasıdır. İkinci bir ayet-i kerime bakın. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Birinci ayet-i kerime Bakara suresinin 257. ayetiydi. Bu ayet-i kerime de Yunus suresinin 62. ayeti. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Dikkat edin ki Allah'ın dostları için hiçbir korku ve bir hüzün yoktur netice olarak. Kimdir peki bu Allah'ın dostları? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar iman eden ve imanından takvaya yürüyüşü olan insanlardır. İmandan takvaya uçabilen, imandan takvaya gidebilen insan Allah'ın dostudur. İşte Allah dostluğu bu yani. Biz genelde daha çok irşat vazifesi olan insanlara Allah dostu diyoruz. Doğru. Onlar aynı zamanda bir Allah dostu. Ama Allah dostu sadece mürşitlerle sınırlı değil. İbrahim Rüsuki Hazretleri'nin buyurduğu gibi Allah'ın dostluk kapısı diyor hiç kapanmadı. O kapı hep açık. Bütün kullar da o kapıdan girmeye davetliler.